İki tane tavam var. Şu şekilde koyuyorum. Bunda önce eti pişireceğim. Sonra bunları soteleyeceğim. Hemen o zaman sebzelerle başlayalım. Çünkü etin pişme süresi çok kısa. 2 dakika. Ne yapıyorduk? Biraz zeytinyağı. Hem bu da hafif böyle oda sıcaklığına gelmiş olur. Antrikot hem yağlı olduğu için hem de yapısı gereği böyle tava işleri için kesinlikle çok uygun. Hani evde tavanız varsa böyle bir et pişirmeniz çok ama çok kolay. Dediğim gibi burada benim hiçbir maharetim yok. İşin sırrı tamamen ette. Şimdi tavam ısınıyor. Hafif altını kıstım. Soğanları dilimlerken böyle dürümün içinde hissedilmesini istiyorum. O sebeple normalden birazcık daha kalın dilimleyeceğim. Tavama biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Hafif altını kısıyorum. Bunlar kendi halinde yumuşasınlar. Gelelim biberlerimize. Bir sarı biberim var, bir de kırmızı. Bir dürüm için yarısı yeterli olacaktır. Yine bunları da normalden biraz daha kalın. Şimdi birazcık domatese ihtiyacım var. Bunları çöp şişten geçireceğim. Bana 2 tane şimdilik yeterli. Şimdi biberlerimi koyacağım. Hepsi aynı anda içine. Şu an tavam hazır. Hatta dumanları tütmeye başladı. Bence hemen etimizi koyalım. Hemen ikinci dilimi de koydum. Ben yine bu sebzelerin içine biraz tereyağı ekleyeceğim. Şu aralara da domateslerimi koyuyorum. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Etime hiç sarımsak koymadım. Onun için buraya koyacağım. Etimi artık çevirebilirim. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Bu da aynı şekilde. Ben bunu az önce dediğim gibi iyice kızardıktan sonra öbür yüzü de kenara alacağım. Sebzelerim piştikten sonra biraz böyle dilimleyip biraz da onlarla karıştıracağım. Bugün çünkü ben dürüm yapacağım. Şöyle biberlerim de biraz yumuşasın. Bence içine biraz da biber salçası ekleyelim. Hafif böyle bize hem kırmızı bir renk versin. Hem de böyle biraz daha lezzetlensin. Bu tabii güzelim lezzeti yalnız başına servis etmeyeceğim. Onun yanına böyle minicik bir salata yapacağım. Şöyle biraz Akdeniz yeşilliklerinden var. Şöyle irice doğruyorum. İki tarafı da nar gibi oldu. Şöyle birkaç dakika domateslerimi biraz daha pişirmek istiyorum. Etim dinlensin, sebzelerim de şöyle güzelce yumuşasın. Orada salatamızı yapalım. Hemen şunlardan alalım. Çok basit bir salata olacak bu. Şöyle artan biberimiz vardı. Onu da ziyan etmemek adına. Hemen bunları da içine atıyorum. Burada harika böyle minicik domateslerim var. Bütün bunları hiç bölmeyeceğim bile. Hepsini içine gönderiyorum. Başka ne koyabiliriz? Bir tane havuç varmış. Önce kabuklarını alacağım. Birazcık havuç koyuyorum. Bu kadarı yeter. En son üzerine de biraz yaparız. Bu gayet güzel oldu. Şimdi bunun içine birazcık biber salçası ekliyorum. Çok fazla değil. Bu kadar yeterli olacaktır. Bence artık bunun da altını kapatabilirim. Şimdi geldik son aşamamıza. Etlerimi alıyorum. Bütün etler bu tavaya gidecek. En güzel buluşma anlarından bir tanesi. Şöyle çok fazla değil, 1-2 dakika. Hani bütün et sosa geçsin, sos ete geçsin artık nasıl diyorsanız lezzetlerin hepsi bir araya gelsin. Hemen bir yandan da salatamı bitirmek istiyorum. Şöyle biraz limon sıkacağım. Tabii ki zeytinyağı. Biraz da tuz.
Hemen bir tane lavaşımı alıyorum. Önce biraz üzerine koyacağım. Evet, bu tavamın da altını kapattım. Of, yani nasıl istiyorsanız gerçekten öyle yiyin ama hani hakikaten nefis kokuyor. Şimdi benim gibi oburluk yapar ve çok doldurursanız lavaşınız patlar. O yüzden ben buraya böyle kibar kibar koyacağım. Buna da kendim çok sevdiğim için biraz çedar peyniri ekleyeceğim. İkisini de yaptık. Siz evde canınız nasıl isterse öyle yaparsınız. Hemen yanına salatamızdan.